Evet, buraya 90'a yakın iş yeri açıldı. Burada hediyelik eşyalar da var, gıda da var. İşte sanatçılar da girecekmiş. Bir aktivasyon yapılıyor. Ancak akıllarda soru işareti olunca, şikayetler de gelince, ben ayrıca Çevre ve İnsan Hakları Dernek Başkanıyım, Siyasi Parti İlçe Başkanlığı'nın haricinde. Şikayetler gelince biz olayla ilgili baktık. Burada mesela vatandaş sucuk satıyor. Ne markası var, ne olduğu belli değil. Öbür taraftan peynir satıyor, işte yağ satıyor, markaları belli değil. Bunun üzerine Tarım İlçe Müdürlüğü'nü aradık. Tarım İlçe Müdürlüğü'ndeki yetkili geldi. Burada sadece yani baktı, ikaz etti, gitti. Biz dedik ki neden bir örnek numune almıyorsunuz dedik. Herhangi bir şey söylemedi ve ayrıldılar. Bu aktivasyon İnyeliler için tabii güzel bir aktivasyon. İnsanlar gece eğlenebiliyorlar, eğlence için gelebiliyorlar, geziyorlar. Değişik ürünler var. Ama bunların kontrol altında olması lazım. Bunların denetlenmesi lazım. Çünkü vatandaşların sağlığı, hiç kimsenin oynama hakkı yok. Buradaki etkinliğin gıdadan ziyade diğer şeyleri de olması lazım. Ayrıca ünye esnafının burayla ilgili çok ciddi şikayetleri var. Diyor ki vatandaş, ben diyor normal sucuğu diyor 200-250 lira satılırken orada sucuğun fiyatı da 110 lira diyor. Acabalar geliyor akıllara. Artı ünye esnafı kira veriyorum diyor. Ben esnaf odasına para aidat ödüyorum diyor. O zaman benim aidat ödememin bir anlamı yok diyor. Yani esnaf odasına da bir tepki var. Onlardan destek alamamasının tepkisi var. Netice itibariyle bir güzel aktivasyon olabilir ama özellikle ünye esnafını düşünmek lazım. İkincisi, gıda ile ilgili çok ciddi önlemler alınması lazım. Çünkü gerçekten insanlar, bak dediğim gibi 110 lira sucuk mümkün değil. Bugün değişik ürünler satılıyor burada, gıda ürünleri. Mesela örneğin burada yemek yeniyor. Burada çağ kebabı var şimdi. Örnek söyleyeyim, çağ kebabı diye örnek. Restoran kısmı var. Peki bu tabaklar nerede yıkanıyor? Yemek yedikten sonra bir tabak var ortada. Nerede yıkanıyor bunlar? İşte o yüzden bunların çok sıkı denetlenmesi lazım diye düşünüyorum. Zabıta müdürümüzle ben görüştüm. O bana ilgileneceğini söyledi. İnşallah bu konuyla ilgili ucuz olmasından kaynaklanan, hijyen olmayan, kurallara uymayan ürünler olmaz. Ama gözlemlediğimiz kadarıyla ben 110 liraya hem de Afyon sucuğunu burada gördüm. Maşallah. Ama Tarım İlçe Müdürümüz gerçekten çok değerli bir beyefendi, çok çalışkan bir beyefendi ama maalesef çok üzgünüm ki dün vekili geldi buraya, kontrole geldi. Ama sadece ben geldim, dedim ki neden dedim buradan numune almıyorsunuz dedim. Şimdilik ikaz ediyorum. Niye ikaz ediyorsunuz dedim. Numuneyi alacaksınız, numuneyi baktıktan sonra gerekeni yaparsınız. Bununla ilgili zaten biz gerekli şikayetlerimizde bulunduk. İlgilenmedi. Tarım İlçe Müdürü'nün vekili bu işle ilgilenmedi. Biz kimseye şikayet etme koşumuza gitmiyor. Herkes işini yapacak ama Tarım İlçe Müdürü vekilinin bu işi yapmadığı inancımızda. Müdür Bey gerçekten burada olsa olaya daha farklı gözle bakacağına inanıyoruz. Çünkü çok çalışkan, başarılı bir Tarım İlçe Müdürümüz var. Gelen arkadaşımız da keşke o 110 liraya sucuk satan, işte ucuz fiyatlarda zeytinyağı satan arkadaşlara şunu sorması lazım. Bunların bir numunesini almamız lazım demesi lazım diye düşünüyorum. Bu restoranın tabaklarının nerede yıkandığını onlara sorması lazım diye düşünüyorum. Bu soruyu benden ziyade bu vatandaş soruyor. Bu millet soruyor. Ben millet adına elçi olarak bunları söylüyorum. Keşke burada kötü bir şey inşallah yaşamayız. Ama bir dahaki dönem inşallah böyle bir aktivasyon olursa, gıdadan ziyade sanat eserleri türünde şeyler olursa ve Ünye'nin de ağırlıklı Ünye eserleriyle ilgili yerler olursa, birkaç tane dükkan onlara bırakılsa iyi olur. Mesela Ünye Belediyesi'nin burada kendi standı var. Çok güzel. Buna benzer olmasını beklerdik. Ünye'deki bir çömlekçinin burada bir standının olmasını isterdik. Yani sanatsal bir şeyin olmasını isterdik. Bu zaten festival falan değil. Bu bir panayır gibi bir şey bu. 24 gün falan sürecekmiş herhalde. 3 tane sanatçı gelecekmiş duyduğumuz kadarıyla. Ama ondan sonra da şey olacakmış, festival yapacaklarmış. İşin açıkçası Ünye halkının özellikle bu gıda konusunda çok tereddütü var. Bu konuyla ilgili ben Ünye Belediyesi'ni görüve davet ediyorum. Çok teşekkür ederim.